Merhaba arkadaşlar, IMS Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizleri çok ilginç bir oyuncuyla tanıştıracağım. Belki birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için biraz bahsetmek istiyorum. Beyazlarda Bahadır Yobova, siyahlarda Magnus Carlsen oynuyor. Bahadır Yobova benim gördüğüm en ilginç satranç oyuncularından bir tanesi. Çünkü kendisi iyi oynadığı zaman mükemmel performanslar elde edebiliyor. Ancak kötü oynadığı zaman da inanılmaz şekilde düşmeye başlıyor. En basitinden şöyle söyleyebilirim. Kendisi 2012'de 2740-2750 civarıyken şu an Elo'su 2600 ama bu onun aslında satranç olarak modern satrancın tali tarzı bir oyun tarzı olduğunu gösteriyor. Daha fazla lafı uzatmadan isterseniz maça geçelim. Hemen de ben size maçı göstereyim. Bu maç olimpiyatta oynanan bir maç. Beyazlar Yubaba, siyahlarda Magnus Carlsen oynuyor. Ve maçta Yubaba D4 hamlesiyle başlıyor. Carlsen burada F6 oynuyor. Yubaba C4 sürüyor. Carlsen E6 geliyor. Beyazlar burada C3 geliyor. Ve burada siyahlar fil B4 geliyor. Yubaba burada A3 yapıyor. Bu Nimzowitz varyantı diye geçiyor. Bu varyantta da ilerleyenlerde göreceğiz. Normalde varyant böyle oynanmıyor yani. Daha doğrusu bu varyant daha az tercih ediliyor. Ancak Yobova'nın yaptığı varyant kendi oyun tarzını ne kadar ortaya koyduğunu anlayabileceksiniz. A3'ten sonra siyahlar fil C3 çıkıyor. Fil C3 alıyor. Beyazlar B3 alınca at C6 çıkıyor. Şimdi normal şartlarda pozisyonda hani baktığımız zaman beyazın dublesi var. Hani kötü gözükebilir görüntü olarak. Ancak burada Yobova at C6'dan sonra E4 gibi ilginç bir hamle yapıyor. Bu hamlenin amacı da merkezi direkt ele geçirmek. Adam ilk başta size söylemiştik. Genelde amacımız da ne çalıştı? Merkez kalelerini ele geçirmek. Bu E4'ten sonra da amacımız da merkezi ele almak. Ancak gördüğünüz gibi F6'daki at E4'teki piyonu alabiliyor. Ve burada siyahlar at E4 kırdığı zaman da Yubaba burada vezir G4 geliyor. Ve diyor ki ver atı ver G7 piyonunu. Aslında bu varyant normal şartlarda beyaza çok iyi bir varyant değil. Ancak Yubaba'nın da olayı açılış olmayıp genelde yaratıcılık olduğundan dolayı böyle bir şey tercih etmesini gayet normal karşılayabiliriz. Vezir G4'ten sonra Magnus burada F5 sürüyor. Beyazlar vezir G7 alıyor. Magnus vezir F6 geliyor. Sonra burada vezirleri değişiyorlar. Beni çok severim bilirsiniz. Ondan sonra bu pozisyona baktığımız zaman şöyle görüyoruz. Beyazların avantajı olarak çift fil üstünlüğü var. Siyahların da piyon yapısına karşı biraz daha iyi bir şansları olabilir diye değerlendirelim. Siyahların burada fikri B6 gelip fil B7 çıkıp ardından at A5 koyup C4 piyonuna olan bir baskı yaptırmak olabilir. Beyazların da fikri çift filin avantajını kullanarak belki merkezi açarak çünkü biliyorsunuz elimizde çift fil varken hatları açmamız ve konumu açmamız bizim için daha avantajlı olabilir. Bu yüzden de beyazların amacı burada pozisyonu açmak, siyahların da amacı C4 piyonuna baskı yapmak diye size açıklayabilirim. Burada beyazlar at F3 geliyor. Siyahlar bu yüzden B6 yapıyor. Ve siyahın fikri fil A6 gelip at A5 gelip C4 piyonuna saldırmak. Burada artık Yubaba düşünüyor ve konum açması gerektiğini fark ediyor. Kendisinde biliyorsunuz sert bir oyuncuydu ve bu yüzden burada beyazlarla D5 sürüyor. D5'ten sonra Magnus burada at A5 geliyor. Hemen size E5 hamlesi niye alınmadı onu açıklamak istiyorum. Eğer burada beyazlar E5 kır, siyahlar E5 kırsaydı beyazlar C5 kırıyordu. Ve at D5'ten sonra tahtta da fil C4 çıkıyordu. Ve bu konuma baktığımız zaman işte at C3 falan kırılamıyor maalesef. Çünkü fil B2'den sonra gördüğünüz gibi at düşüyor. Ve fil C4'ten sonra eğer siyahlar da işte at F6 ya da herhangi bir hamle yapsaydı pozisyonda flaş 6'dan sonra fil G7 fikirleriyle ve rok attığımız zaman şah ortada kaldığı için Magnus Yubaba'ya karşı böyle risk almak istemedi. Ve bu D5'ten sonra siyahlar burada at A5 gelip C4 olan baskısını devam ettirmeye çalışıyor. Ve beyazlar da E6'ya bir saldırı yapmak için at D4'de devam ediyor karşılık veriyor. At D4'ten sonra Magnus şah B7 oynuyor. Beyaz burada D6 kırıyor. D6'dan sonra fil F4 kırıyor. Çok fazla yorumlarda görmüştüm işte hep şey diyordunuz biraz pozisyon değerlendirmesi nasıl yapılır onunla ilgili de bilgi verir misin diyordunuz. Benim için bence bu pozisyon eşit bir pozisyon ancak beyaz olmak isterdim ben bu pozisyonda. Çünkü beyazların C4 piyonunun zayıflığına karşın siyahların da şahı ortada ve beyazların çift fil avantajı var. Eğer pozisyonda beyazlar şansını iyi kullanabilirse bence pozisyonun beyaza iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu pozisyondan sonra Magnus burada fil A6 yapıyor. Yobaba burada çok güzel bir hamle yapıyor. Bakın C4 piyonunda bir saldırı var. C4 piyonunun C4 karesini aslında kontrol eden bir kare de E5. Atı eğer E5'e koyabilirsek C4 piyonu da kontrol altına alınacak. Ve atı daha fazla merkeze getirebilmek adına beyazlar burada at F3 oynuyor. Maalesef burada at C4 kıramıyoruz. Çünkü fil C4 alındıktan sonra fil C4'de at E5 şah çekilip C4'teki fili boşta kalıyor. Ve at F3'ten sonra siyahlar burada at E4 geldiği zaman da beyazlar burada at E5 şah çekiyor. Şah F6'dan sonra da F3 yapıyor ve ver bana atını diyor. Ve bu pozisyonda siyahlar at D6'yı çektikten sonra da beyazlar çok güzel bir şekilde uzun rok atıyor. Ve artık pozisyondaki aktifliğini devam ediyor Magnus Carlsen'e karşı Yobaba. Magnus burada kale H8 geldiği zaman da Yobaba burada H4 sürüyor. Ve pozisyondaki aktifliğini daha fazla arttırmaya çalışıyor. Çünkü eğer pozisyonda ne kadar fazla alan alabilirsek
Maçlarda bizim için oynamak o kadar kolay olur. Rush 4'ten sonra Magnus burada ATP'de dönüyor. Yulova burada çok daha güzel bir hamle yapıyor ve ATP'de kırmıyor. Çünkü ATP'de kırarsa kaya devir, şah devir, şah fail'den sonra C4 piyonu çok fazla bir baskı var. Ve bu yüzden pozisyon bizim için sıkıntı yaratabilir. ATP'den sonra düşünüp çok daha aktif, çok daha güzel bir fikir buluyor ve at D7 şah çekiyor. Ve aslında bu fikrin amacı şu. Eğer siyahlar burada şah E7 gelirse tahtada fil gibi şah çekiyoruz. Yani kare diyoruz aslında. Şöyle çekerse herhangi bir yere basitçe fil 8 kırabiliyoruz. Eğer siyahlar burada at G5 kırarsa HG5 alıyoruz. Ve kale D7'den sonra tahtada kale H7 şahtan sonra maalesef kale kaybediyor siyahlar. Hemen gösterelim bu şekilde. Ve burada at D7'den sonra Magnus şah G7 oynuyor. Ve şah G7'den sonra Yobaba da diyor ki benim bu kaleyi de öne sokmam lazım diyor. Ve G6'da açık olduğu için tahtada bir de kale H3 oynuyor. Ve oyuna kale G3'ten girmeye çalışıyor. Ve kale H3'ten sonra siyahlar burada şah H8 yapıyor. Şah H8'den sonra Yobaba burada fil G5 geliyor. Ve diyor ki hani taşları daha da aktifleştiriyorum ve rakibi at G5 almaya zorluyor. Şimdi diyeceksiniz ki Deniz az önce çiftler üstünlüğü iyi diyordun, güzel diyordun, hoş diyordun. Ne oldu şimdi diyeceksiniz. Şöyle siyahlar burada at G5 kırdıktan sonra beyazlar HG5 alabiliyor. Ve fikrimiz at F6 gelmek, fil E2 koyup kale H1'de oynayabiliriz. Pozisyonumuz gayet iyi olduğu için burada çift fil üstünlüğü karşısında daha büyük bir üstünlüğü kazandığımızdan dolayı ben bu hamlenin kötü olduğunu düşünmüyorum. HG5'ten sonra siyahlar burada şah G7 geliyor. Ve baba burada kale H6 hamlesini tercih ediyor. Şimdi bu pozisyona baktığımız zaman beyazlar kale H6 almak istiyor pozisyonda. Ve eğer kale H6 alıp ardından kale H7 koyabilirse pozisyon beyazlara çok iyi olacak. Kale H6'dan sonra Magnus düşünüp C4'teki piyon almaya çalışıyor. Ve bu piyonu aldıktan sonra Yulova da alıyor. Magnus aldıktan sonra burada kale H6 almak yerine bırak diyor piyonu. Daha da aktif oynayacağım diyor ve sert dilini konuşturup bir de burada kale DH1 geliyor. Burada fikrimiz rakip kale D7 kırarsa kale H7 kırıp D7'deki kaleyi arkadan düşürmek. Kale DH1'den sonra siyahlar kale H8 geliyor. Ve beyazlar burada F4 sürüyor ve baba ben bu hamleyi pek beğenmedim. Ancak yine de kuvvetli bir hamle. Çünkü ben olsam kale altı kırıp burada basitçe piyonu artık alırdım. Çünkü rakip karşı dünya şampiyonu var. Bu artık o piyonu geri alman gerekiyor diye düşünürdüm. Fakat baba öyle düşünmemiş. Belki de onun büyüklüğü buradandır. F4'ten sonra siyahlar burada C5 sürüyor. Ve baba artık E6'yı şimdi alıyorum diyor. Ben burada diyeceksiniz ki hani madem E6 boş değildi niye E6'yı hani almasını istedin? Bence burada siyahlar kale AD8 gelip D7 atını isteyebilirdi. Ve bu D7 atını istedikten sonra beyazlar at F6'ya gitmek zorunda olduğu için E6 piyonunu alamazdık diye düşünüyorum. Bu yüzden bu hamleyi söylemiştim. Burada siyahlar C5 sürdüğü zaman beyazlar kale E6 alıyor. Siyah kale E8 geldiği zaman da burada çok güzel bir taktik var. İsterseniz birazcık düşünebilirsiniz. Evet, düşünen arkadaşlar da devam ettiğine göre hemen gösteriyorum. Burada yine ortak bir karemiz var. F6, H7 ve E8 karesi. Burada bu taşların hepsini koordinatını kullanmamız için kare H7 gibi çok güzel bir hamle var. Kare H7'den sonra kale H7 alırsanız basitçe kale H8'den sonra beyazlar piyon kazanıyor. Diyeceksiniz ki şah H7'ye ne var? Şah H7 geldiğiniz zaman da at F6'yı şahtan sonra ver şahı ver kareyi diyoruz ve tahtada bir tane daha kale kazanıyoruz ve toplamda bir tane piyona geçiyoruz. Gayet güzel bir taktik bu yüzden Yubaba'nın yaptığı. Kale H7'den sonra Magnus kale H7 kırıyor. Yubaba kale E8 alıyor. Ve rakip burada Magnus burada şah F7 geliyor. Ve burada kaleleri aslında piyonların arkasına ben 8. yataya attığımızdaki en güzel yer benim en sevdiğim aslında satrançtaki pozisyonlar bunlar. Beyaz burada kale A8 geliyor ve ver A7 piyonunu diyor. Eğer bu piyonu sürerseniz B6 zayıf kalacak. At D7 çok kuvvetli olduğu için pozisyon gayet iyi olacak. Ve burası artık Magnus için çok zor olacaktı. Fakat bildiğiniz üzere Magnus da dünya şampiyonu çok kuvvetli bir oyuncu. Burada mükemmel bir karşı şans buluyor ve kale H1 şah çekiyor. Ve şah C2'den sonra tahtada da A5 sürüyor. Burada artık fikri şu siyahın. At A3 kırıp hani bir yerde şu ABC piyonlarını bir şekilde kullanması lazım. Fakat sıkıntı şu. F4 G5 piyonları bağlı geçer olduğu için çok daha kuvvetli piyonlar. Ve beyazın taşları da daha aktif olduğundan dolayı bu konum siyahlar için zor olacaktı. A5'ten sonra Yuvaba mükemmel bir şekilde kale A7 hamlesini yapıyor. Ve çaktırmadan at B6 almak istiyor. At B6 boşta değil çünkü at B6 aldıktan sonra buradan şah çekiyoruz. Rakibin atı gidiyor. Kale A7'den sonra burada Magnus atağı 3 alıyor. Yuvaba burada şah D2 gidiyor. Magnus burada kale H2 geliyor ve baba burada at B6 şah çekiyor. At B6 şahtan sonra siyahlar burada şah G6 geldikten sonra kale A5 kırıyor. Ve pozisyon yavaş yavaş buradan sonra kayıba gidiyor. Ancak kale A5'ten sonra Magnus da kale G2 şah çekiyor. Ve şah D1'e ilginç bir şekilde çok garip bir hamle olan at D1 hamlesini tercih ediyor. Ve at D1'den sonra ver bana C3'ü diyor. Ve baba da diyor ki ben sana C3'ü vermiyorum. Karşına bir piyon kazanıyorum ve kale C5 kırıyorum diyor. Kale C5'ten sonra burada siyahlar at D2 geliyor. Magnus burada at D5 geliyor. Pardon, Yuva burada at D5 geliyor. Magnus burada at D4 geliyor.
Tekrardan kale C6'a, şah B'den sonra at E3 geliyor ve ver F5 piyonu diyor. Dikkat ederseniz tahtadaki bütün piyonları koruma altına alarak rakibin piyonuna saldırıyor. Oyun sonlarında bu çok önemlidir. Yani pozisyonumuzdaki taşlar eğer koordineli olursa rakibe karşı olan baskımız çok daha fazla artar. Ve at E3'ten sonra siyahlar burada kale G3 geldiği zaman burada ve baba şah E2 yapıyor ve şahını da oyuna sokuyor. Şah da çok kuvvetli bir taş oyun sonlarında. Şah E2'den sonra şah E8, kale E6'a, şah F7, kale E5, at C3'ten sonra şah B2, kale H3'ten sonra kale F5 ya ve şah G6'dan sonra bu pozisyonun devamında kazanç olduğunu görüyoruz. Ve babanın nasıl kazanç yani yaptığını hamlelerini sadece göstermek istiyorum. Çünkü fikirlik tek bir durum kalmadı. Kale F6'a, şah G7, at F5, şah G8, şah G2, yani kale gidiyor. Kale D3'ten sonra kale D6 kaleleri kesmek istiyor. Çünkü kaleleri keserse pozisyon yani direkt kazanç olacak. Fakat Marcus burada hala kandırmaya devam ediyor ve at E2 gibi mükemmel bir hamle yapıyor. Fikrimiz şu: eğer kale D3 kırılırsa at F4 şah çekiyoruz. Şah F3'ten sonra at D3 aldıktan sonra fikrimiz at E5 at F7 koyarak G5 piyonunu almak olacak ve pozisyon beraber olacak. Ve tabii ki baba bunu yemiyor. Ve at E2'den sonra bir daha kale G6 şah çekiyor. Acele etmiyorum ben diyor. Şah E8'e kale H6 şah. Şah G8'e at E7 şah. Şah F7'ye at G6. Şah G7'ye şah B2. Ve at C3'ten sonra bir daha at E7 ve artık pozisyonda hiçbir sıkıntı kalmıyor. At E4 şahtan sonra şah E2. Kale A3'e at F5 şah. Şah G8'e kale E6 ver atı. At C3'ten sonra şah F3. At D5'e şah G4. Kale A1'den sonra kale E5 ver atı diyor. Kale D1 falan tutamazsınız maalesef çünkü kale D5'ten sonra böyle taş kaybediyorsunuz. Kale E5'ten sonra kale G1 şah. Şah F3'ten sonra kale F1. Ve şah G2'den sonra az önce söylediğim gibi pozisyon kayıp oluyor. Çünkü kaleyi geri çektiğiniz zaman kale D5'ten sonra taş kaybediyorsunuz. Arkadaşlar Yubaba'yı size tanıştırmak çok istemiştim. Eğer dilerseniz daha fazla Yuvalar'ın maçları gelsin istiyorsanız videoyu like atıp kanala abone olmanız yeterli. Lütfen yorumlarda benim eksiklerimi ve bununla ilgili ekstra ne yapmam gerektiğiyle ilgili bilginiz varsa da yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın.